Koza Altın piyasa yönünü sunar. Yeniden hoş geldiniz EkoTürk ekranlarına. Önce öne çıkan başlıkları size iletelim. Ardından da konuklarımızla ekonomideki gelişmeleri değerlendirmeye başlayacağız. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfü Elvan, son bir yıldır uyguladığımız KDV oran indirimlerinin süresini 2 ay daha uzatıyoruz ve Türk lirası mevduatlarındaki stopaj oran indirimlerinin süresini Eylül ayı sonuna kadar uzatıyoruz açıklaması yaptı. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfü Elvan, Twitter'dan paylaştığı iletide, salgından olumsuz etkilenen sektörlerimizi desteklemek amacıyla konaklama, yeme içme, ulaşım, iş yeri, kiralama ve diğer hizmetlerde son bir yıldır uyguladığımız KDV oran indirimlerinin süresini 2 ay daha uzatıyoruz açıklamasını yaptı. Bakan Elvan ayrıca, Türk lirası mevduatlarındaki stopaj oran indirimlerinin süresini Eylül ayı sonuna kadar uzatıyoruz. Böylece Türk lirası mevduatlarının cazibesini arttırmaya ve ters dolarizasyonu desteklemeye devam edeceğiz dedi. Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı Başkan Joe Biden'ın eyalet ve yerel yönetimleri yeni aşılanan her Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı için 100 dolarlık teşvik ödemeye çağırdığını söyledi. Hazinenin eyalet ve yerel yönetimleri bireysel aşı teşvikleri sağlamakta dahil aşılama çalışmalarını geliştirmek için söz konusu fonları kullanmaya teşvik ettiğini aktarılan açıklamada Başkan Biden, eyalet, bölge ve yerel yönetimlere aşı oranlarını arttırmak, toplulukları korumak ve hayatları kurtarmak için ekstra bir teşvik olarak yeni aşılanan her Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı için 100 dolar ödeme yapmaya çağırıyor ifadesi yer aldı. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İran'la yürütülen nükleer müzakerelerin sonsuza kadar devam etmeyeceğini söyledi. Blinken, Viyana'da İranlılarla dolaylı müzakerelerde bulunduk, iyi niyetimizi ve nükleer anlaşmaya geri dönmeyi istediğimizi gösterdik. Ancak İran'la müzakereler sonuna kadar devam etmeyecek, top artık İranlıların sahasında ve karar alması gereken onlar ifadesini kullandı. Almanya Federal İstatistik Ofisi verilerine göre yıllık enflasyon Temmuz ayında piyasa beklentilerinin üzerinde arttı. Temmuz ayında tüketici fiyatları geçen yılın aynı dönemine göre %3.8 yükseldi, beklenti TÜFE'nin %3.3 artacağı yönündeydi. Piyasanın gündemini değerlendirmeye Mehmet Bilal Bircan'la devam edeceğiz. Tera Yatırım Stratejisti. Hoş geldiniz efendim yayınımıza. Günaydın. Merhabalar, günaydınlar. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Şunu sorarak başlayalım. Nasıl bir güne uyandık bugün? Aslında baktığımızda küreselde kırmızı bir tabloyla karşı karşıya olduğumuzu söyleyebiliriz. Hem Asya tarafında hem de ABD vadelilerde gelen anlamda satışların ağırlıkta olduğu bir gündeyiz. Bu bizim için önemli çünkü malum yurt içerisinde de paralel yansıma olasılığı üzerinde durulabilir. Nitekim baktığımızda özellikle genel anlamda küresel piyasalarla yurt içerisinin paralel seyrettiğini takip ediyoruz. Tabii burada özellikle son dönemde hem FED'den gelen açıklamalar önemliydi fiyatlamalar açısından. Hem dün ABD tarafında büyüme verisini takip ettik. Büyüme verisi sonrasında dün ABD spot piyasalar pozitif seyretse de yeni güne, haftanın son işlem günü, aynı zamanda ayın son işlem gününde biraz daha satışların ağırlıkta olduğunu görmekteyiz. Burada özellikle Asya tarafında Çin'de teknoloji şirketleri öncülüğünde bir düşüşün söz konusu olduğunu görmekteyiz. Diğer taraftan sabah saatlerinde Japonya'dan gelen verileri takip ettik. Veriler beklentileri karşılaşsa dahi hatta beklentilerden iyi gelmiş olmasına rağmen satışların söz konusu olduğunu görmekteyiz. Diğer taraftan ifade ettiğim gibi ABD vadelilerde satışların yine ön plana çıktığını hem ayın hem de haftanın son işlem gününde görmekteyiz. Evet, aslında biraz detaylandırmak istiyorum Asya piyasalarını. Dediğiniz gibi satışlı bir güne uyandık. Biraz detaylandıralım isterseniz sebeplerini. Aslında genel anlamda baktığımız zaman Asya tarafında özellikle zaten bir süredir satışların hakim olduğunu, özellikle Çin tarafında satışların hakim olduğunu takip ediyorduk. Burada özellikle ABD ve Çin arasındaki gerilimler, ABD ve Çin arasında yine yaşanan şirketlere dair yaptırımlar, konan uygulamalar ve kısıtlamalar
temel sebeplerden bir tanesiydi. Diğer taraftan özellikle burada teknoloji şirketlerinde yaşanan bazı satış baskısı genel anlamda piyasalarda beklentileri olumsuza çevirirken satışları da piyasanın geneline yaydığını görmekteyiz diyebilirim. Diğer taraftan özellikle Asya tarafından yine ABD tarafına veya Avrupa tarafına dönecek olursak aslında hem haftanın ortasında malum FED tarafından FOMC toplantısı kararını takip etmiştik. Orada hatırlanacağı gibi FED biraz daha mevcut politikanın sürdürüleceği yönünde ifadeleri ağırlıklı olarak kullanırken bu da borsalar tarafında aslında ilk etapta olumlu yansıdı ki dün ifade ettiğim gibi ABD spot ve hatta Avrupa tarafında alımların ağırlıkta olduğunu ve alıcılı kapattığını takip etmiştik. Ancak yeni günde biraz daha piyasaların haftanın ayın son işlem gününde özellikle biraz daha temkinli yaklaştığını takip ediyoruz. Burada biraz daha tedirginliklerin arttığını bugün itibariyle ön plana çıktığını söyleyebiliriz. Burada belki biraz daha malum son dönemde COVID-19 salgınına dair yeni varyant haberleri ve artan vaka sayılarının gün içerisinde etkili olduğunu görebiliriz. Diğer taraftan hafta içerisinde ve dün ifade ettiğim gibi borsalarda aslında yukarı yönlü fiyatlamaların ağırlıkta olduğunu takip ettik. Burada yeni günde biraz daha belki kar realizasyonlarının etkisinin olduğunu da söyleyebiliriz. Evet, şimdi güncel Türkiye gündemine ilişkin isterseniz enflasyon raporunu değerlendirerek devam edelim. Sizin tespitleriniz neler oldu öncelikli olarak? Bir enflasyon aslında, tahmini revizyonu geldi. Evet, aslında baktığımızda yılın 3. enflasyon raporunu takip ettik. Burada bazı revizasyonlar söz konusuydu. Özellikle yukarı yönlü revizasyonlar dikkat çekti. En başta hatırlanacağı gibi yılın 2. enflasyon raporunda 12.2 olan enflasyon verisi, yıl sonu enflasyon öngörüsü, son açıklanan enflasyon raporunda 14.1 olarak revize edildi yukarı yönlü. Ancak burada önemli detaylardan bir tanesi şu, piyasa beklentisi, piyasanın öngörüsü 2021 yılı enflasyon beklentisi %15'in üzerinde. Dolayısıyla hala da Merkez Bankası'nın 3. enflasyon raporunda öngördüğü beklenti piyasa öngörüsünün ya da piyasa beklentisinin de altında kalmaya devam ediyor. Bu önemli detaylardan bir tanesiydi. Diğer taraftan zaten son dönemde yükselen bir enflasyon trendiyle karşı karşıyayız. Hatırlanacağı gibi Haziran enflasyon verisi %17.53 gelmişti ve piyasa beklentisinin üzerinde gerçekleşmişti. Önümüzdeki hafta burada tekrardan enflasyon verisini takip ediyor olacağız. Orada piyasa beklentisi yukarı yönlü yine kalmaya devam ediyor. Özellikle aylık bazda %1, %1.5'a yaklaşan enflasyon beklentisi söz konusuyken Temmuz ayı için yıllık bazda da yaklaşık %18.40, %18.50 gibi bir enflasyona tekabül ediyor. Dolayısıyla genel anlamda değerlendirirsek burada enflasyon tarafında yükseliş trendinin olduğu bir ortamda yılın 3. enflasyon raporunda %14.1'lik bir öngörü veya beklenti biraz daha iyimser veya muhafazakar kaldı diyebiliriz. Bu önemli ve göze çarpan detaylardan bir tanesiydi. Diğer taraftan özellikle Kavcıoğlu'nun açıklamalarında yılın son çeyreğinde enflasyon tarafında düşüş eğiliminin görülme olasılığı üzerinde durulmasıydı. Mevcut şartlar düşünüldüğünde ifade ettiğim gibi özellikle önümüzdeki hafta tekrardan enflasyon verisini takip ediyor olacağız. Yukarı yönlü enflasyonun sürdüğü bir ortamda yılın 4. çeyreğinde düşüş beklentisi bizim için oldukça önemliydi. Göze çarpan detaylardan bir tanesiydi. Bunu takip etmeye devam edeceğiz. Bunun akabinde özellikle baktığımız zaman çıktı açığı orada bizim için oldukça önemliydi. Hatırlanacağı gibi yılın 2. enflasyon raporunda yine çıktı açığına değinilmişti. Bu raporda da çıktı açığına değinilse de biraz daha beklentiler ön plana çıktı diyebiliriz. Orada özellikle birçok beklenti yukarı yönlü revize edildi. Sadece enflasyon verisi değil, enflasyon hesaplanırken kullanılan öngörülerde de özellikle petrol fiyatlarında da yukarı yönlü revizasyonların söz konusu olduğunu takip ettik raporda. Evet, şimdi şunu soracağım. Petrol ve gıda fiyatlarındaki tahminler enflasyon tahmini patikasına uyumlu şekilde revize edilmiş gibi gözüküyor baktığımızda ama manşet enflasyon %17,5, gıda enflasyonu da %20 seviyesinde. Önümüzdeki dönemde eğer ki enflasyon %19 politika faizini aşarsa Merkez Bankası'ndan ne bekleriz? Sizce böyle bir pozisyonda faiz artışı gelir mi? Ne dersiniz? Aslında baktığımız zaman az önce de ifade ettiğimiz gibi önümüzdeki hafta Temmuz ayı enflasyon verisini takip edeceğiz ve aslında beklenti %1'in üzerinde %1.5'a yaklaşan aylık bazda bir enflasyon verisi var.
TÜFE'de özellikle yıllıkta da yaklaşık %18.40, %18.50'lere tekabül ediyor kabaca. Bu önemli çünkü politika faizinin %19 olduğu bir ortamda %18.50'lik bir enflasyonu takip edersek, eğer bu reel getirinin, reel faizin 0.50'nin altında kalması anlamına gelir ki bunu şöyle değerlendirebiliriz. Kırılgan beşli içerisinde reel faiz en yüksek, ikinci pozitif reel faizi veren ülke Türkiye Endonezya'dan sonra. Eğer önümüzdeki hafta takip edeceğimiz enflasyon verisi %18.50'nin üstünde gelirse böyle bir durumda negatif reel faiz söz konusu olacaktır. %19'luk politika faizin olduğu bir ortamda ki bu Temmuz ayı için, Ağustos ayı ve devam eden aylar için enflasyonda yükseliş eğilimi devam edecekse eğer, böyle bir durumda %19'un üzerine çıkan bir enflasyon, tabii ki politika faizinin %19'da kaldığı sürece negatif reel getiri anlamına gelecektir. Ki burada bizim için Kavcıoğlu'nun açıklamaları bu sefer devreye giriyor. Kavcıoğlu hatırlanacağı gibi ilk başkanlık koltuğuna oturduğundan andan itibaren sürekli politika faizinin enflasyonun üzerinde kalacağına vurgu yapmıştı. Buraya dikkat çekmişti. Diğer taraftan dikkat çektiği noktalardan bir tanesi de yine Türkiye'nin emsal ülkelerle kıyaslandığında politika faizinin ve reel faizinin emsal ülkelere göre yukarıda tutulacağı yönündeydi. Bu açıdan değerlendirirsek eğer, yükselen enflasyon ortamında eğer önümüzdeki aylarda, Temmuz, Ağustos ve devam eden aylarda yükselen enflasyon eğer %19'un üzerine çıkarsa tekrardan faiz artışları gündeme gelecektir diyebiliriz. Burada tekrardan tabii ki o dönemin şartlarına göre enflasyondaki yükseliş eğiliminin hızının etkisiyle beraber belki 100 bas puanlık faiz artışları gündeme gelebilir. Aslında enflasyon konusu global düzeyde de dünya gündeminde, Amerika Birleşik Devletleri'nde görüyoruz enflasyon, yüksek enflasyon şu anda bir gündem. Aynı zamanda dün Almanya'da son 10 yılın en yüksek enflasyon verisi açıklandı. Dolayısıyla ben sizden küresel de bir değerlendirme istiyorum. Baktığımız zaman aslında evet, küresel çapta enflasyon tarafında ciddi artışları takip ediyoruz. Özellikle başta ABD tarafına baktığımız zaman son 4 aydır gelen verilerde ABD tarafında beklentilerin üzerinde geliyor. Hatta son gelen enflasyon verisi %5'in üzerindeydi. Bu bizim için önemli çünkü malum sürekli enflasyonda özellikle FED tarafı geçici olduğu vurgusu üzerinde duruyor. Diğer taraftan yine dün Almanya'dan enflasyon verisini takip ettik. Beklenti %3.3 iken %3.8 şeklinde gerçekleşti. O tarafta da Avrupa tarafında regional anlamda enflasyonda yine yükselişleri takip ediyoruz. Ancak burada Avrupa ve ABD'yi kıyaslayacak olursak eğer orada Euro bölgesinde enflasyon hala da %2 civarında seyretti, dikkat çekiyor. Bu açıdan değerlendirirsek ABD tarafında enflasyon tarafında bir hızlanma söz konusu evet, ancak diğer taraftan baktığımız zaman FED tarafında özellikle odak noktalardan bir tanesi istihdam. Bu açıdan değerlendirirsek ABD tarafında güçlenen bir enflasyon var. 4 aydır ifade ettiğim gibi beklentilerin üzerinde gelmeye devam ediyor. Ancak istihdam tarafında kalıcı bir iyileşme yok ki son dönemde tekrardan özellikle haftalık işsizlik başvurularında bir yükseliş trendi söz konusu. Diğer taraftan yine dün ABD tarafında büyüme verisini takip ettik. Beklenti %8.5 şeklindeyken beklentinin altında 6.5 şeklinde gerçekleşti. Burada hemen İfade bir parantez gibi... açayım. Burada hemen çünkü bunu soracaktım. Siz konuyu geldiniz. Büyüme, işsizlik maaşı başvuruları ve konut satışlarının beklentileri karşılayamamasının önümüzdeki dönemde neler getireceğini soracaktım. Aslında piyasaları tedirgin eden faktörler arasında diyebiliriz. İfade ettiğim gibi bir taraftan enflasyonda yükseliş eğilimi görürken diğer taraftan ekonomik verilerde hala da kalıcı bir iyileşme takip edemiyoruz. Baktığımız zaman özellikle dün ifade ettiğimiz gibi ABD tarafında büyüme verisini takip ettik ve beklentinin altında, çok altında kaldığını söyleyebiliriz. Burada temelde 4 tane sebep olduğunu ifade edebiliriz. Bir kere salgın sürecinde özellikle malum tedarik zincirlerinde ciddi sıkıntı yaşanmıştı. Bu tarafta bundan kaynaklı bazı sebepler var. Diğer taraftan özellikle istihdam tarafında hala da tam bir iyileşme sağlanamadı. İfade ettiğim gibi haftalık işsizlik başvurularında tekrardan bir artış eğilimi görmekteyiz. Özellikle baktığımız zaman tarım dışı istihdam verilerinde son gelen veri beklentileri karşılasa da onun öncesindeki iki veri beklentilerin altında kalmıştı. Orada bir dalgalı seyir söz konusu. Bunun yanı sıra özellikle malum otomotiv sektöründeki ABD tarafında ciddi öneme sahiptir. Burada bazı üretim
sıkıntılarının yaşanmaya devam ediyor olması yine büyüme tarafında aslında beklentilerin altında kalmasındaki sebeplerden bir tanesi. Diğer taraftan yine inşaat ve konut tarafında yaşanan hem maliyet artışları hem de bazı malzemelerin ve aslında üretimde kullanılan bazı ham maddelerin kısıtlı üretilmesi veya üretim kısıtının konut ve inşaat tarafına da yine olumsuz yansımasıyla beraber büyüme verisinde biraz daha beklentilerin altında bir gerçekleşmenin söz konusu olduğunu takip ettik. Tabii bir taraftan yükselen enflasyondan bahsederken bir taraftan makroekonomik verilerde aslında tam bir iyileşmenin, oturmuş bir iyileşmenin söz konusu olmaması biraz daha orta ve uzun vadede bakarsak eğer ki aslında geçtiğimiz çarşamba günü FED tarafında da biraz buna sinyalini aldık diyebiliriz. Faiz artışlarının veya varlık alımlarının biraz daha zamana yayılma olasılığını güçlendiriyor. Bu bizim için yine yakından takip edilmeye devam edecek konulardan bir tanesi olacaktır. Çünkü ifade ettiğim gibi makroekonomik verilerde özellikle istihdam tarafındaki son dönemde dalgalı seyir hatta artış eğilimleri gözlenirken burada kalıcı iyileşmelerin görülmeye başlamamış olması piyasalarda tabii ki tedirginlikleri arttıracaktır ki baktığımız zaman salgına dair varyant haberleri ve salgına dair artan vakalarla hem Asya hem Avrupa tarafı özellikle burada dikkat çekiyor. Tekrardan kısıtlamaların gündeme geldiği bir ortamda özellikle piyasalarda tedirginlikleri artırırken risk iştahını azaltacaktır. Böyle bir durumda eğer bu senaryoyla devam edersek önümüzdeki süreçte borsalar tarafında tekrardan satış baskılarının gündeme gelme olasılığı söz konusu olacaktır. Burada belki tekrardan altın tarafına zaten FED açıklamaları sonrasında tekrardan yönünü yukarı çeviren altın tarafında biraz daha hareketlenmelerin önümüzdeki süreçte olma olasılığı olacaktır. Böyle bir senaryo için tabii ki bunu baz alırsak. Diğer taraftan tabii ki zaten son dönemde tahvil faizlerinde aşağı yönlü sert hareketleri takip ediyoruz. 1.25 seviyesinin altında kalmaya devam ediyor ABD 10 yıllıkları. Eğer bu senaryo ekseninde konuşursak biraz daha orada da aşağı yönlü baskılanma görebiliriz diyebilirim. Evet, ben sizden kura yönelik ve BIST'e yönelik, Borsa İstanbul'a yönelik de beklentilerinizi almak istiyorum. Tabii, özellikle baktığımız zaman bir süredir BIST 100 endeksinin 1350 hatta 1340 seviyelerine kadar sarktığını takip etmiştik geçtiğimiz günlerde. Sonrasında dünkü fiyatlamalar bizim için oldukça önemliydi. 1340-1350 seviyesine kadar gerileyen BIST 100 endeksinin dünkü fiyatlamalar itibariyle 1391 seviyesinin üzerine çıktığını takip ettik. Oldukça önemli fiyatlamalar çünkü 1350 seviyesi teknik olarak 250 günlük üstel hareketli ortalamasına denk geliyordu ve aslında tarihsel olarak baktığımızda endeksin bu seviyenin altına çok fazla sarktığını takip ettiğimiz bir fiyatlama değil. Dolayısıyla bu seviyelere yakın fiyatlandığını takip ettik bir süre. Ancak özellikle son 2-3 işlem gününde baktığımız zaman tekrardan hızlı bir toparlanma gerçekleştiğini gözlemledik. Burada tabii bilançoların özellikle beklentileri karşılamış olması oldukça önemliydi bizim için. Yine aslında bugünkü fiyatlamaları hariç tutarsak çarşamba günü ve dünkü fiyatlamalar, küreseldeki fiyatlamalar biraz daha pozitifti ve Fed'in de etkisiyle gelişmekte olan ülkelerde genel anlamda aslında biraz daha pozitif etkide bulunduğunu ifade edebiliriz. Bunların etkisiyle beraber endeks tarafında, BIST 100 endeksinde ciddi bir toparlanma gördük. İfade ettiğim gibi dünkü fiyatlamalar bizim için oldukça önemliydi. Çünkü dün hatırlarsak BIST 100 endeksi güne 1360 seviyesinden başladı ve hızlı bir şekilde %2'nin üzerinde bir yükselişle günü 1391 seviyesinde tamamladı. Burada 1372 seviyesi bizim için önemliydi. Gün içerisinde bu seviyenin üzerine çıkarak ifade ettiğim gibi 1391 seviyesinde gün tamamladık. 1372 seviyesi 200 günlük üstel hareketli ortalamasına denk geliyordu ve ciddi manada yaklaşık 1-1,5 aylık periyotta bu seviyeyi test etmesine rağmen kalıcılık sağlayamamıştı. Dünkü fiyatlamayla beraber bu seviyenin üzerine hızlı bir şekilde çıkarak bu seviyenin üzerinde kapanması yukarı yönlü hareketlerin önümüzdeki süreçte devam etmesi açısından önemli olacaktır. İfade ettiğim gibi burada destekleyici faktörler aslında küreselde Fed'in bir süre daha mevcut politikasını, para politikasını sürdüreceği işaretini vermesi borsalar tarafına olumlu yansırken yurt içerisinde BIST 100 endeksinde bunun olumlu pozitif etkisini takip ettik.
Diğer taraftan bilançolar, ifade ettiğim gibi yılın ikinci çeyrek bilançolarını takip ediyoruz şirketler için. Burada da yine genel anlamda beklentileri karşılayan bir seyir söz konusu. Tabii bunların ikisinin birleşimiyle beraber dünkü fiyatlamalarda ciddi alımların geldiğini ve ifade ettiğim gibi 1390 seviyesinin üzerine çıkıldığını takip ettik. Burada yine 1390 seviyesi önemli destek konumuna gelmiş durumda. 1390 seviyesinin üzerinde tutunduğu sürece özellikle gün içi fiyatlamalarda tekrardan 1398-1400 seviyeleri gündeme gelebilir. 1400 seviyesi bizim için psikolojik direnç konumundayken bu seviyenin üzerine çıkılması gün içerisindeki fiyatlamalarda 1308-1310 bandını direnç seviyesi olarak gündeme getirecektir diye düşünüyorum. Mehmet Bilal Bircan, çok teşekkürler yayınımıza katıldığınız için. Yeniden görüşmek üzere. Şimdi de Marbaş Menkul Değerler Genel Müdür Yardımcısı Soner Kuru ile birlikte değerlendirmelerimize devam edeceğiz. Günaydın Soner Bey. Günaydın. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim sizleri sormadan. Bizler de çok iyiyiz, çok teşekkürler. Size de soralım hemen. Bugün nasıl bir güne başladık sizce? Yani iyi bir gün olacak gibi TL varlıklar açısından. Hem kurda bir miktar geri çekilme var. 8.50 kritik eşiğinin altındayız. Borsada da bayramdan sonra bir ilgi alaka geldi. Yavaş yavaş insanların tatil psikolojisinden çıkmasıyla birlikte özellikle yerli bireyselin. Bugün de bu hafta başından beri takip ettiğimiz yeşil ağırlıklı ekran renkleri devam edecek gibi görünüyor. Evet. İsterseniz bir Asya değerlendirmesiyle başlayalım. Çünkü düşüşler gördük bugün. Satıcılı bir seyir var. Neye bağlamak lazım sizce? Şimdi şöyle, küresel tarafta bir miktar bu hem Asya'da alakalı şekilde, burada Amerika piyasalarında bunun içine alabiliriz. Orada bir miktar artık enflasyon rahatsız edici boyutlara ulaştı. Amerika'da özellikle son ayın enflasyonu işte 5'ten 4.9'a düşmesi bekleniyordu. 5'te zirve yapması bekleniyordu. 5.4'e yükselince enflasyon karşılığında da bir miktar Fed'i rahatsız etti. Powell her ne kadar bu hafta toplantıda mümkün olduğu kadar iyimser mesajlar vermeye çalışsa da artık bu seviyeye gelmiş bir enflasyon ki üretici enflasyonu yanlış hatırlamıyorsam 7'lerin üzerinde Fed'in bu sıkılaşma takvimini iyiden iyiye piyasanın ciddiye almasına yol açıyor gibi görünüyor. Bir miktarda tabii dün Amerika'da büyüme rakamları geldi. O da 8.5 beklenirken baz etkisiyle birlikte 6.5 geldi önce bir veri. Ama bir miktar o da piyasalarda özellikle bu rekor seviyelerden bir miktar düzeltmelerin sebebi olmuş gibi görünüyor. Ağırlıklı bu Asya piyasalarındaki kırmızı tablonun kaynağı dünden miras gelen Amerika piyasaları gibi görünüyor. Evet, Amerika piyasaları demişken dün beklentileri karşılayamayan 3 veri aldık Amerika'dan. Büyüme, işsizlik maaşı başvuruları ve konut satışları. Önümüzdeki döneme ilişki nasıl sinyaller veriyor sizce bu 3 veri? Şimdi şöyle, özellikle ilk çeyrekte ciddi anlamda bir ısınma işaretleri vardı Amerikan ekonomisine ilişkin. Çünkü o dönem itibariyle Biden'ın özellikle seçilmesi itibariyle hem aşılama çok hızlı yaygınlaştı, hem bu ekonomiye sunulan teşvik paketleri ki orada doğrudan vatandaşa çek verilmesi yöntemiyle bir destekleme yapıldı. Haliyle bu bir miktar hem emtia fiyatlarında hem de yüksek frekanslı öncü göstergelerde hızlı toparlanma işaret etti ama son birkaç aydır gelen verilere baktığımızda Amerika'da aslında o denli bir ısınma, belki de otoriteleri rahatsız edecek boyutta bir ısınma görmüyoruz. Yani istihdam noktasında belli bir noktaya gelindi. Bu Covid'le birlikte işsiz kalan, tarım dışı sektörlerde işsiz kalan insan sayısı 21-22 milyon. Bunun 3'te 2'sini geri aldılar. 14-15 milyon kadarı zaten geri alındı. İstihdamda bir toparlanma var, büyümede belli bir toparlanma var. Ama makro veriler noktasında bakıyoruz ki o birkaç ay öncesinde takip ettiğimiz o hızlı ısınma yok. Bir miktar normalleşen bir Amerika piyasası gözlemliyoruz diyebilirim. Diğer bir yandan tabii bilançolar geliyor. Bilançolar besleyici boyutta diyebilirim endeksler ve piyasalar açısından. Çünkü şöyle bir de durumu var. Amerika dünyanın teknoloji üssü ve bu Covid sürecinde de teknoloji şirketleri ve teknoloji yatırımları tüm dünyada çok arttı. Bu anlamda bilançolar tarafında bir sorun yok. Sadece bu oluşan enflasyonun kalıcılığı, geçiciliği anlamında piyasa üzerinde soru işaretleri var. O da bir miktar piyasa üzerinde rekorlardan dönüş anlamında satışlara sebep oluyor. Ama baktığımızda orada bu kırmızı resmin
şimdilik günübirlik olduğunu düşünüyorum ben. Bu Asya piyasaları da aynı şekilde. Çünkü piyasa bu bol ve ucuz para ortamından her gün, her gece fayda sağlamaya çalışıyor. Buradaki ucuz parayla borçlanıp bir şekilde onu farklı enstrümanlarda paraya çevirmeye çalışıyor. Sanırım Fed'in adım atacağı son güne kadar da piyasa burada özellikle yurt dışı endeksler noktasında iyi olmaya devam edecek gibi görünüyor. Denklem bu şekilde. Evet Soner Bey, şimdi bir reklam aramız var, ardından sizinle devam edeceğiz. Piyasanın gündemini, piyasanın yönünde konuğumuz Soner Kuru'yla konuşmaya devam ediyoruz. Soner Bey tekrardan hoş geldiniz yayınımıza. Aslında şöyle başlayalım ikinci yarıya diyelim. Dün önemli bir rapor açıklandı, 3. enflasyon raporu. Öncelikle sizin dikkatinizi çeken noktalarla başlayalım, ardından değerlendirmelerimize devam edelim. Yani şöyle birkaç başlığı var. Önemli bir toplantı oldu, önemli mesajlar verildi. Biraz klasik formal enflasyon raporu toplantılarının da dışına çıkıldı. Sayın Başkan'ın samimi açıklamaları oldu. Yalnız kaldık yani, o kısmı mı gibi mi? Evet, evet. Yani özellikle o kısım ve bir de bu enflasyonla mücadelede bu işin sadece para politikalarıyla yürütülemeyeceği, bunun belli bir noktaya kadar etkili olduğu ama ekonominin bütün paydaşlarının bununla mücadele noktasında elini taşın altına sokması gerekliliği önemli bir farkındalık yarattı. Oradan başlamış olalım. Şimdi aldığımız sinyal şu. Politika faizi 19'da. Israrlı sorular geldi. Enflasyon burada biraz daha sıkıştırırsa, politika faizine yanaşırsa bunun da üzerinde olacağını ifade ediyorsunuz. Bir faiz artışı söz konusu olabilir mi noktasında? Burada bir faiz artışı veya ek sıklaşmadan başkan ısrarla kaçındı. Bu şunu gösteriyor. Yani bir gün enflasyon biraz daha yükselse dahi Merkez Bankası para politikaları noktasında daha buradan öteye bir adım atmayacak gibi görünüyor. Yani Merkez Bankası enflasyonla mücadele noktasında eteğindeki taşları ortaya koymuş gibi görünüyor. Şimdi haftaya salı yanlış hatırlamıyorsam Temmuz enflasyonunu alacağız mesela. Orada şimdi beklenti anketlerinde aylık 1.57, yıllıkta 18.50'ye ulaşmamız bekleniyor. Şimdi 18.50 enflasyonda 19 politika faizi ne kadar sıkı para politikası olduğu noktasında da tartışma yaratıyor. Çünkü reel faiz dediğimiz şey sıfıra doğru yaklaşmış olacak bu enflasyonla birlikte. Ama görüyoruz ki Merkez Bankası bu noktadan sonra para politikaları da buna cevap vermeyecek. Diğer paydaşların biraz daha topa girmesini istiyor. Burada haklı mı? Haklı. Çünkü 19 faiz zaten ekonomide baskılayıcı, ekonominin iktisadi faaliyetlerin canlanması noktasında negatif etkilerini hissettiğimiz bir faiz oranı. Yani bugün Türkiye'de şu son dönemdeki fiyatlama davranışları bozulmayı bir göz ardı edecek olursak 19 faizle, 19 maliyetle hangi üretici borçlanıp işini büyütsün, işte kim kredi çekip ev alsın gibi bir durum var. Ama o kadar ilginç bir tablo var ki önümüzde. 19 faize rağmen konut kredileri hariç taşıt kredileri ve ihtiyaç kredilerine büyüme devam ediyor. İnsanlarda şöyle bir tutum var. Örneğin otomobille ilgili ya ben bunu alayım, talebi öne çekeyim, bunun fiyatı zaten yükseliyor. 18-19 faize rağmen insanların burada talep eşiği yüksek görünüyor. Bu fiyatlama davranışlarında ciddi bir bozulma etkisi anlamı taşıyor. Başkanın kastettiği konular buralar. Bir miktar mali politikalar bu süreçte arkada kaldı gibi. Çünkü Türkiye ekonomisi özellikle o 2018'deki kur atağından sonra ki 6-8 aylık dönemde ciddi anlamda mali politikalar noktasında da manevra yapabilen bir ekonomiydi. Şimdi burası biraz arkaya geçti gibi görünüyor. Diğer bir taraftan da tabii burada enflasyonla mücadele sadece Merkez Bankası'nın yapacağı bir iş değildir noktası. Fiyat koyuculara da burada tabii iş düşüyor. Yani bugün baktığınızda Türkiye öyle bir noktaya geldi ki işte dolar yukarı gidiyor diye çok alakasız sektörlerde çok faiz zamlar gelebiliyor ve tüketicinin de bu noktada seçiciliği azaldı. Yani ben bundan belki 4-5 sene öncesinde şu son enflasyon trendinden öncesinde insanların market alışverişini yaparken dahi fiyatları kontrol ettiğini,
hangi markette hangi ürünlerin uygun, hangisinin yüksek olduğunu takip edebildiği ortamlar hatırlıyorum. Bu da tabii rekabetçi bir ortam ortaya koyuyor ve fiyatların kontrolsüz şekilde yukarı gitmesinin önüne geçiyor. Ama şu anda toplumun geliri itibariyle ya fiyatlar zaten yükseliyor, buna bir şey yapamıyoruz moralsizliği var. Bu durumda da etiket fiyatları yukarı doğru serbest yükselişe geçmiş gibi bir durum oluşuyor. O yüzden burada gerek tüm işte esnaf ve sanatkarlar odasının, gerek bununla ilgili odaların, gerek mikro ölçekte esnaflarımızın bu noktada elini taşın altına koyması gerekliliği var. Yani bunu çünkü bir şekilde piyasayı denetleyerek de yapamıyorsunuz. Yani marketlere zabıta göndererek bu olmaz. Daha önce bu denendi. Bu sefer serbest piyasa mekanizmasını bozmuş oluyorsunuz. Biraz Covid döneminde bu olmuştu. Ben önlem almayayım o alsın. Ben maske takmayayım onlar taksın gibi. Şimdi ekonominin bütün paydaşları, bütün fiyat koyucular, bütün etiket basanlar ya ben mücadele etmeyeyim, ben fiyatımı yukarı çekeyim ama öbürü mücadele etsin noktasına gittiğinde bu iş olmuyor. Sadece para politikalarıyla bir yere gidemiyor. Şimdi araya gireyim. Pandemi açılmalarıyla birlikte fiyat geçiş mekanizmasında da hızlı bir şekilde gerçekleşen ve Haziran ayında sıçrama gösteren enflasyon etkili oldu bildiğiniz gibi. Dolayısıyla sizin de bahsettiğiniz noktaları göz önünde bulundurduğumuzda biraz bu tahmin iyimser mi kaldı? Yani Merkez Bankası şimdi tahminini 14.1'e çekti, 12.2'den. Yani piyasa beklentisinin altında, burada %70 olasılıkla 12.2 ile 16 arasında olmasını bekliyor. Son Merkez Bankası beklenti anketinde piyasanın beklentisi 15.64. Bu ayın işte Temmuz enflasyonu anketinde yıl sonu beklentisi sorulmuş, piyasa beklentisi 16.10. İyimser beklenti. Yani Merkez Bankası'nın bu süreçte makro beklentiler noktasında da biraz iyimser görmüş olduk. O noktada şöyle söyleyelim, mesela 20 milyar dolar gibi bir turizm gelir beklentisi var. Evet, özellikle mesela bayramda turizm ciddi anlamda hareketliydi ama yabancı turist girişinin de biz bu ölçekte benim gözlemlediğim kadarıyla sınırlı kaldığını görüyoruz. Daha çok içeride bir yerli turizm hareketi var. Bu da ülkeye döviz sokan bir parametre değil. Yılın geri kalanı için burada bir ivme oluşacak mı, oluşmayacak mı? Buna bakacağız. 20 milyar dolar turizmden bir giriş beklentisi iyimser. Onun haricinde cari fazla, bu tabii turizm gelirinin etkisi ve bir de ihracat iklim endeksinin yüksek olması sebebiyle yılın geri kalanında bir cari fazla bekleniyor. Evet, ihracatta bir ivme var. Özellikle bu Covid sürecinde bir miktar Çin'e alternatif olmuş olabilmemiz Avrupa piyasaları açısından önemli bir parametre oldu. Diğer bir noktada zaten bu ihracatın arttırılmasıyla ilgili uzun yıllardır uygulanan programlar var. Bunların meyvelerini alıyoruz ama karşılığında da şu var. Son yaklaşık 10 aydır bizim ithalat rakamlarımız 20 milyar doların üzerine oturdu. Bu 2018'deki kur hatağından önceki rakamlar, yüksek rakamlar. Yani kurun geldiği bu seviye itibariyle, faizlerin olduğu bu seviye itibariyle ithalatın 20 milyar doların üzerine oturması da ben yüksek buluyorum. Bu anlamda cari denge noktasındaki Merkez Bankası beklentilerini de bir miktar iyimser buldum. Enflasyonda aynı şekilde yukarı gitse dahi geçici olacak. Dördüncü çeyrekte belirgin bir düşüş bekliyoruz açıklamaları var. Şimdi Temmuz'da 18.50'ye gelmesi bekleniyor. Ağustos ve Eylül de yine aynı şekilde baz etkisi itibariyle kritik aylar olacak. Burada enflasyon 19'a ve 19'un üzerine doğru da gidebilir bu aylarda. Sonrasında Ekim, Kasım, Aralık baz etkisiyle birlikte bir miktar düşüş gerçekleşecek ama bu düşüş beklenti paralelinde 14'lere kadar olur mu? Biraz iyimser tahmin. Bu anlamda da yine makro veriler noktasında iyimser bir piyasa beklentisinden daha iyimser bir tablo olduğunu söyleyebiliriz. Peki sizce enflasyonun %19 politika faizini aşması mümkün gözüküyor mu? Mümkün. Yani şimdi şöyle, bu Temmuz ayı anketi şu anda piyasa beklentileri 1.57 aylık enflasyon bekliyor. O da bizi 18.50'nin üzerine taşıyacak. Ağustos ve Eylül de kritik. Bu anlamda geçici olsa da 19'a yaklaşabilir, 19'un üzerine çıkabilir Türkiye'de enflasyon. Ama karşılığında Merkez Bankası'nın
faizi yukarı iteceğini düşünmüyorum. Bu geçici olacak çünkü Eylül'den sonra Ekim-Kasım aralık faz etkisi de bunun altına gelir kalır. Ama şu var, faiz indirme noktasında da artık Merkez Bankası'na bu makro dengelerin bir alan açabileceğini düşünmüyorum. Bence burada sorulması gereken soru, tabii buradan uzak bir politika duruşu sergiledi ama et parasal sıkılaştırma olur mu olmaz mı? Yani dünkü toplantıda benim şahsi kanaatim, özellikle sorulan sorulara gerekirse ek sıkılaştırma yapılabilir. Merkez Bankası elindeki tüm araçları kullanacak açıklaması yaptı ama bir ek sıkılaştırma sinyali gelmedi. Bu gelseydi makro dengelerin çapalanması noktasında daha olumlu olurdu. Enflasyon 19'a yaklaşabilir, üzerine çıkabilir. Bu geçici olur. 4. çeyrekte altına gelecek ama bu reel faiz, bu küresel rekabet ortamında Türkiye'ye yabancı yatırımcı çekme noktasında makro unsurları dengeleme noktasında yeterli olamamış gibi görünüyor. Evet. Dördüncü çeyrekte bir önemli enflasyon düşüşü beklentisi var. Bu konuda siz aynı görüşte misiniz? Yani şöyle, bu matematiksel bir konu. Yani enflasyon düşüşünden kastımız fiyatların yükseliş hızında aydan aya bir azalma olmasını çok beklemiyorum. Ama matematiksel olarak notlarımda vardı. Son 3 ay Ekim, Kasım, Aralık ortalama aylık enflasyon geçen sene %2'lerde geldi. Seriden bu çıkacağı için matematiksel olarak bir düşüş olacak. Şimdi biz burada enflasyon konuşurken hep bir önceki senenin aynı ayına göre olan yükselişten kastediyoruz ama maalesef bu fiyatlar yükselmeye devam ediyor. Vatandaşın, ekonominin paydaşlarının hissettiği ve bir miktarda aslında altında ezildiği yük bu. Bir düşüş olacak, bu matematiksel olarak görünüyor. Çünkü Ağustos, Eylül ortalama 0.85-0.90 gibi geçen sene aylık enflasyonlar var. Seriden bunlar çıkacak, bir miktar kritik ama sonrasında Ekim, Kasım, Aralık %2'lik seriler çıkacağı için bu matematiksel olarak bir düşüşe gösterecek ama bu bir illüzyon. Yani burada 4. çeyrekte enflasyon düştü ve makroekonomi rahatlıyor yorumu çıkarmak ve buna göre politika öğretmek biraz matematiği lehte kullanmak gibi görünüyor. Evet, ben de bir düşüş bekliyorum ama bu makro dengelerdeki düzelme itibariyle değil, baz etkisi kaynaklı. Evet, enflasyon konusu sadece Türkiye'nin değil, biliyoruz Amerika Birleşik Devletleri'nin ve Avrupa'nın da gündeminde. Hatta dün gelen Almanya verisi vardı, enflasyonda son 10 yılın en yüksek düzeyini gördük. Küresel boyutta da bir değerlendirme almak istiyorum sizden, bir risk faktörü olarak enflasyonu. Şöyle, özellikle gelişmiş ekonomilerde hem Amerika'da hem Avrupa'da, hatta Japonya'da talep hassasiyeti bizim kadar yüksek değil. Yani biz harcama ağırlığı yüksek bir ekonomiyiz. Bizde faizler müsaade ettiğinde, krediler müsaade ettiğinde hemen harcamaya dayalı büyüme ve karşılığında da enflasyon yaratarak bir büyüme gelebiliyor ama oralarda bu durum yok. Oralardaki enflasyonun kaynağı son 1-1,5 senedir insanların sokağa çıkamayışı, harcama yapamayışı. Paralelinde şimdi hayat açılıyor, normalleşiyor. Bu ertelenen harcamaların realize edildiğini görüyoruz. Burada da baktığımızda yine enflasyonu burada yıllık bir önceki senenin aynı dönemiyle karşılaştırdığımız için 2020 Temmuz'a gidiyorsun. Özellikle yurt dışında dünyanın kapalı olduğu, insanların para harcayamadığı dönemler. Haliyle fiyatların da yükselemediği dönemler. Baz etkisiyle birlikte bir yükseliş hareketi var. Şimdi zaten Powell, Yellen ve bu enflasyonun geçici olacağını açıklamasını yapan bütün otoritelerin baktığı nokta bu. Bu baz etkisiyle oluşan bir şey. Sonrasında buradaki ertelenen taleplerin realize olmasından sonra bu bir kalıcılık göstermeyecek, bir yapışkanlık göstermeyecek ve geçici olacak beklentisi söz konusu. Genel itibariyle gelişmiş ekonomilerle ilgili benim de görüşüm bu yönde ama tabii bu sosyolojik bir konusu var. Yani bu ülkelerde yaşayan insanlar bundan sonraki süreçte sürekli bir talep artışına doğru gider mi gitmez mi? Bu düşük olasılık. O yüzden ben bu bölgelerde oluşan, gelişmiş ekonomilerde oluşan enflasyonu baz etkisi kaynaklı ve ertelenen taleplerin realize olması kaynaklı görüyorum. Ve bu büyük olasılıkla zaman geçtikçe seriler veri setinden çıktıkça toparlama kaydedecektir gibi görünüyor. Tabii oralarda bir miktar bu aşırı düşük enflasyon ortamı ve bol likidite ortamı buradaki harcamaları da kolaylaştırıyor. Yavaş yavaş burada oluşan enflasyon karşılığında para politikalarının da normalleşmesiyle birlikte ben gelişmiş ekonomilerde kalıcı bir enflasyon problemi oluşmasını
beklemiyorum. Dünyanın böyle enflasyonist bir trende girmesini beklemiyorum. Bizdeki konu biraz daha farklı. Bizde 90'lardan gelen bir alışkanlık var. Bu anlamda Merkez Bankası Başkanı'nın açıklamaları önemli. Bizdeki hikaye yurt dışındaki o hikayeden biraz daha farklı enflasyon hikayesi. Evet. Powell'ın açıklamalarına ilişkin de sizden değerlendirme almak istiyorum. Ne dersiniz? Bundan sonraki dönemde nasıl bir beklenti içine girmemiz gerekiyor? Şimdi özellikle bu 5.4 enflasyonun ardından işte Amerika piyasaları burayı bu 5.4 enflasyonu rekorla karşıladı. Sonrasında sert bir düşüş geldi. Artık bu enflasyon Fed'i rahatsız eder, Fed'i harekete geçirir noktasında. Fed üyelerinden bu süreçte karşılıklı açıklamalar görüyoruz ama metne baktığımızda komite üyelerinin bu varlık alımlarının azaltılması ile ilgili konuyu tartışmaya başladığı mesajı veriliyor. Yani FED önümüzdeki dönem için bir politika değişikliği veya bir aksiyon alma hazırlığı içerisinde. Ama bu bugün değil. Powell da toplantıda verdiği mesajlarda işte faiz arttırmayı düşünme noktasından çok uzak olunduğunu ifade etti. Diğer bir yandan bu delta varyantıyla ilgili bir miktar oraya pası atıyor olması aynı şekilde hala COVID gündeminin geçmediğiyle ilgili vurgu yapmış olması piyasada bir miktar rahatlatan bir unsur. Ama diğer taraftan da komite üyelerinin bunu tartışmaya başlamış olması ve toplantıda da bunu vurgulaması önümüzdeki aylarda bazı aksiyon planlarını hazırlanın mesajı veriyor. Piyasa önümüzdeki aylar için burada bir politika değişikliği beklentisi için de ama bunu bugünden fiyatlama isteği yok. Çünkü şöyle bir tabir vardır, işte müzik çalıyor, parti devam ettiği için herkes dans ediyor. Şu an para ucuz olduğu için yurt dışında fonlar bu gelişmiş piyasalarda trade etmeye devam ediyor. Bu ucuz parada para yapmaya devam ediyor. Yani bugün yurt dışı endekslerde gördüğümüz fiyatlama rekor seviyelerinin hafif altında bu FED politika değişikliği yapamaz, varlık alımlarını azaltamaz değil. FED bunu yapacak ama bugün yapmadığı için ben bu fiyatlamayı bugün itibariyle yapmıyorum. Yapacağı zaman bakacağız. Orada son güne kadar sanırım bunu kullanmaya çalışacaklar. Bu anlamda yaptığı açıklamalarda piyasaları mümkün olduğunca ürkütmeden ama ortadaki enflasyon gerçeği konusunda da Fed'in sessiz kalmayacağını belirten bir açıklama yaptı. İletişim ve yönlendirme konusunda tabii hem Fed hem de genel itibariyle Fed başkanlarının bu anlamda çok başarılı olduğunu düşünüyorum. Şimdilik piyasayı rahatsız etmeden ama ileri yönelik varlık alımlarında azaltım ve politika değişikliğini bu sinyali piyasaya başarılı şekilde veriyorlar gibi görünüyor. Evet, bu global gelişmeleri de göz önünde bulundurursak eğer ben sizden bir borsa ve kur beklentisi de alayım Türkiye'ye ilişkin. Şimdi şöyle, bu bizim borsa hikayesi biraz global ortamdan ayrıştı. Biz biraz kendi gündemimizle gidiyoruz. Çünkü Türk borsasında baktığımızda bugünün konusu değil. Son 3-4 senedir zaten yabancı yatırımcı oldukça kısıtlı. Yabancı kurumsal oldukça kısıtlı. Haliyle doğrudan yurt dışıyla korele değiliz. Dönem dönem bir benzerlik oluşuyor ama bu yerli bireyselin algısıyla ilgili. Biz şu anda yerli bireyselin davranışıyla yükseliyoruz, yerli bireyselin davranışıyla düşüyoruz. En son 14 Haziran'da 1468 zirvesinden itibaren bir baskı vardı. Bayram öncesine kadar bu baskıyla birlikte 1350'nin altına geldik. Buradaki ana etki özellikle yurt dışı bireyselin Ocak-Mart döneminde piyasa 1580 ortalamalardayken maliyetlenmiş olması, sonrasında Mart sonu yaşanan sert satışa da hisse senedinde hisse senediyle yakalanmış olması itibariyle Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz ay ay baktığımızda hem işlem hacimlerinde bir gerileme oldu, hem işlem yapan yatırımcı sayılarında hem de endeksin seviyesinde. Ama burada özellikle işlem hacimlerindeki geri çekilme endeks seviyesinden çok daha fazla. Şimdi bu bayram sonrası tatil dönüşü yerli bireyselin yavaş yavaş platformlarını açtığını, yavaş yavaş piyasaya baktığını görüyoruz. Bu anlamda da bu hafta itibariyle işte 1350'nin altından 1390'a doğru bir momentum söz konusu oldu. Burada özellikle bir miktar bilanço etkisi var. Sanayi tarafında iyi bilançolar geliyor. Son 1-2 aydır sanayi tarafında bir miktar yataylaşma vardı.
biraz oranın önderliğinde ama genele yayılan bir yükseliş takip ettik bu hafta. Ben bugün itibariyle buradaki yeşil ekranların, yeşil ağırlıklı ekranların devam edeceğini ve eğer temel unsurlarda farklı bir bozulma olmazsa ki bugün denebiliriz öyle bir veriyor. Önümüzdeki haftalarda da bu momentumun bir miktar devam edeceğini düşünüyorum. Yani Borsa İstanbul ve Borsa Yatırımcısı itibariyle şöyle bu yıla bakacak olursak başı sonu itibariyle sanırım en kötüsü Temmuz'a itibariyle geride kalmış gibi görünüyor. Artık 1390'dayız. Bundan sonrasında piyasanın hedefi 1465 seviyesi olur. 1465 seviyesi özellikle kritik. Bu seviyeleri hem Haziran ortasında denedik geçemedik. Hem de Ocak-Mart döneminde 1465 ortalamalar piyasa açısından destek olmuştu. Bu momentumda ben 1465'e doğru bir hareketin devamını yüksek olasılık görürüm. Orayı geçmek için oraya geldiğimizde bakacağız. Farklı bir momentum, farklı bir hikaye oluşacak mı, olmayacak mı? Ona bakacağız ama sanırım algı itibariyle Ağustos ve Eylül'de ben piyasanın bir miktar toparlanma eğiliminde olması olasılığını yüksek görüyorum. Soner Korumar Başmenkul Değerler Genel Müdür Yardımcısı, çok teşekkürler yayınımıza katıldığınız için. Yeniden görüşmek üzere diyoruz. Şimdi de emtia ve kripto para uzmanı Efe Bulduk'la birlikte emtia piyasalarındaki ve kripto piyasalarındaki gelişmeleri değerlendireceğiz. Efe günaydın. Günaydın Eylül Hanım. Öncelikle senden bir emtia piyasası değerlendirmesi alalım. Powell'ın açıklamalarının ardından nasıl gelişmeler gördük? İsterseniz önce bir mevcut durumu analiz ederek başlayalım. Şimdi petrol endekslerinde 15 Temmuz'da başlayan ve 20 Temmuz'da Brent'in 67 dolar seviyelerinde dip yapmasıyla sonuçlanan ciddi bir volatilite görmüştük. 5 gün içinde bu %12.2'lik düşüş bizi 2020 Mart ayından sonra Brent endeksindeki en volatil ayı yaşatmış oldu. Baktığımız zaman bu düşüş akabinde 21 Temmuz'da başlayan bir yükseliş var. Bu yükselişin arkasına Brent'te başladığımız noktaya dönmüş vaziyetteyiz. Sizlerle aslında bir grafik paylaşmak istemiştim. Fakat teknik aksaklıklardan dolayı bunu sizlerle paylaşamıyorum. Şimdi Brent'i birazcık da incelememiz gerekiyor. Burada iki tane önemli konu var. Powell'ın açıklamalarından sonra dikkat etmek gereken bir arz, bir de talep noktası. Talebe baktığımızda günlük dünyada 95.8 milyon gibi bir petrol talebinden bahsedebiliriz. Bunun 25.3 milyonu benzin talebi. 19.2 milyonu dizel talebi, 4.47 milyonu da günlük jet yakıt talebi. Bu toplam talebin %51'ini oluşturuyor. Bunları niye söylüyorum? Çünkü bu iki değişkenin yılın kalan aylarında petrol tarafında sürücü koltuğunda olacağını düşünüyorum. Bunları etkileyecek iki tane de önemli konudan bahsedebiliriz. Birincisi delta varyantı. Powell'ın açıklaması bu anlamda önemli. Fed delta varyantının tekrar aktif rol oynamasını öngörerek faiz kararında bir değişikliğe gitmedi. FED bu kabusun geri dönebileceğini düşünüyor. Peki bu olası karantinaları geri getirip arz talep dengesini bozması bu durumu nasıl etkiler diye baktığımızda fiyatlamayı son derece ciddi anlamda etkileyebilecek bir durumdan bahsediyoruz. Kağıt üzerinde hesaplamalar 2021'in geri kalanı için neredeyse mükemmel bir denge gösteriyordu arz ve talep konusunda. Bunun haricinde tabii OPEC toplantısı da vardı. Emtia piyasasında özellikle petrolü çok ciddi etkileyecek. OPEC mevcut ham petrol üretimini 2022'nin Eylül ayına kadar aylık bazda 400 bin varil arttırma beklediğini söyledi. Tabii böyle bir durumda talep görünümü de değişmezse, yani talepte hiçbir artış olmazsa istikrarlı bir petrol fiyatlaması görmemiz pek mümkün görünmüyor. Bu nedenle piyasa beklentileriyle ham petrol bakiyelerimiz arasında bir kopukluk olacağını düşünüyorum. Dolayısıyla fiyatlar üzerinden sert geri çekilmeler yaşanabilir. Bu yüzden petrol boğalarının dikkatli olması gerekiyor. Aşağı doğru geri çekilmelerde baktığımız zaman 3. çeyreği için 71 dolar seviyeleri, dördüncü çeyrek içinde, yılın dördüncü çeyreği içinde 65 dolar seviyeleri şu an bizim açımızdan destek noktaları gibi görünmekte. Evet, kripto ile ilgili de değerlendirmeni alalım. Önümüzdeki süreçle ilgili bizi neler bekliyor sence?
Şimdi kriptoya baktığımızda Bitcoin'de fiyat artışları ve satış baskısının inmesi sürmüyor farkındaysanız. Orada bir satış baskısının gücünü kaybettiğinden bahsedebiliriz. Çarşamba günü 2020 Kasım'dan bu yana yaşanan en büyük borsa dışında Bitcoin akışını yaşadık. Toplam piyasa değeri 2.8 milyar dolar olan 70.328 Bitcoin borsanın dışına aktarıldı. Bu ilginç gelişmeyi izleyicilerimize paylaşmak istiyorum. Peki bu neden oldu ve bizim için ne anlam ifade ediyor? Dünyada bu KYC dediğimiz Know Your Customer gelişmeleri hızla regülasyonla birlikte hayata geçiyor. Amerika'da da Binance. Artık kullanıcıların kendilerini tanıtmalarını ve hesaplarında ne kadar olduğunu bildirmelerini istedi. Bunun arkasında Amerika'da Binance'da 31 bin Bitcoin'in günlük çıktığını görüyoruz. Bu şu açıdan önemli. Borsalardan kurumsal yatırımcı ve bireysel yatırımcı Bitcoin çektiğinde satış baskısının azaldığından bahsedebiliriz. Dolayısıyla azalan bir satış baskısı görüyoruz. On-chain verileri analizimizde bu işte Bitcoin'in genel olarak Binance'den çıkması, onun haricinde bir ciddi bir miktarda Bitcoin çıkması piyasalardan satış baskılarının azalması açısından önemli. Burada tabii dünya piyasalarına da bakarak değerlendirmek lazım bir nevi. Nasdaq, Çin teknoloji hisseleri arasında negatif uyumsuzluklar var. Baktığımız zaman birçok kripto parada TR9 satış sinyali geliyor. Fakat bu bizi şu an ilk aşamada çok yormayacaktır. Burada ikiye ayırmak gerekiyor. Kısa dönem yatırımcısı için şu an ciddi bir direnç noktasındayız. Bu direnç noktasından değerlendirilebilir mi Bitcoin soru işareti? Ben olsam değerlendirmezdim. Bazı geri çekilmeler bekliyoruz. Bu geri çekilmelerin ilk aşamada destek noktası 36.500, 36.000. 36.000'e tutmaması durumunda da bir miktar daha geri çekilme görebiliriz piyasada. Fakat 41.500 seviyelerinin yukarı doğru kırılmasıyla birlikte tam tersine yükselen bir ivme ile birlikte piyasada yükseliş görebiliriz. Son olarak hızlıca sizin için altcoin'lere de değineyim isterseniz biraz. Altcoin'lerde de şöyle bir durum var. Bitcoin'in biliyorsunuz piyasadaki her 100 birim paradan ne kadarını çektiğini değerlendirdiğimiz Bitcoin dominans grafiği var. Bitcoin dominans grafiğinde bir W formasyonu görmüştük. Bu W formasyonun arkasından şöyle bir sinyal veriyor gibi orta ve orta uzun vadede Bitcoin bayrağı sanki eline alıp bir koşuya hazırlanıyor gibi Eylül'den sonra ya da Eylül'e doğru ciddi bir 41.500'ün kırılmasıyla birlikte Bitcoin'de bir rally gözlemleyebiliriz. Buna Ethereum'un da eşlik etmesini bekliyoruz desek herhalde yanlış bir şey söylemiş olmayız. Efe Bulduk, çok teşekkürler yayınımıza katıldığın için. Yeniden görüşmek üzere diyoruz. Efendim bizden bu haftalık bu kadar. Haftaya yeniden saat 7'de EkoTürk ekranlarında sizleri buraya bekliyoruz. Şimdiden hoşça kalın. Koza Altın piyasa yönünü sundu.